Beyaz Mavi'den tekrar merhabalar. Konuğumuz Dijen Roli ve Kürtçe müziği konuşmaya devam ediyoruz. Dijen, şimdi yeni bir albüm hazırlığındasın. Hemen hemen bitmek üzere sanıyorum. Hatta albüm hikayesini de yayınladın. Bize biraz bununla ilgili bilgi verir misin? Şimdi bu albüm öncelikle söyleyeyim benim 5 yıllık bir emeğim. Yine olduğu gibi bu albümde 9 şarkının 7'sinde imzam var. 2 tane eser, biri Koma Vatan, Kerem Gerdenzeri'nin Sine adlı eseri. Bir tanesi de sözleri ünlü Kürt şair Ciger Huyn'a ait, müziği Hozan Dilgeç'e ait Ez Uyar. Başka adıyla Çav Belekam'ın Tui eserini ise yorumladık. Diğer şarkıların 3 tanesi şarkının sözlerini arkadaşım, yine benim yoldaşım Müslüm Aslan yazdı. Geri kalanın sözleri ve müzikleri bana ait. Bu albüm pop ve rock tarzında oldu. Bir nevi Klasik'in Kurdi albümünden sonra artık bazı şeylerin birbirinden ayrılması gerektiğini, artık 10 yıldan sonra benim daha tarz bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Ve bundan sonra bu albümde kendi tarzımı bulduğumu düşünüyorum. En önemlisi o. 10 yıllık bir arayış vardı. O arayışın sonu bu albümde ortaya çıkacak. Yani artık Dijen Roli dediğimiz zaman aklımıza bu albüm gelecek. Umuyorum güzel olur. Albümde kimlerin isimleri var ona ayrıca değinmek isterim ama şunu sormak istiyorum. Kürtçe'de mesela caz yapanlar, rock yapanlar, hatta hard rock yapan gruplar bile var. Koma Vatan gibi 1980'lere mi dayanıyor 60'lı 70'li yıllara, daha da eski. Koma Vatan ki hani böyle gerçekten batı formatında müzik yapan bir grup. Yani Kürtlerin tamamen, Beatles'ı değil mi? Öyle diyebiliriz. Batı formatında gerçekten çok iyi müzik yapılmış. Civan Haco, yine bunu örnek verebiliriz. Peki tarz albümü yapıldığında gerçekten belli kitleye ulaşabiliyor musunuz? Yani hem mecra sıkıntısı yaşıyorsunuz zaten. Özellikle şu baskı döneminde tamamen el konulmuş durumda medyaya. Hem bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Bir taraftan Kürt halkı daha çok klasik parçalarına yönelik dinliyor. Kendi kanallarında da aynı isimlerin döndüğünü söylemek mümkün. Daha çok yine klasik Kürtçe şarkıları söyleyen, türküleri söyleyen isimlerin döndüğü ve işte festivallerde bunun da yatıldığını görüyoruz. Mesela bütün Nevroz festivallerinde aynı isimler çıkar. Aynı şarkılar söylenir. Konserler yine parti tarafından desteklenen konserler bu isimlere yönelik olur. Yani halka böyle daha alıştırmışlar diyebiliriz aslında ama siz kendi kitlenize ulaşabiliyor musunuz? Şöyle, ben 10 yıl boyunca kendi tırnağımla bu seviyeye geldim. Yani kendi PR'ımı kendim yaptım. Kendi kliplerimi çoğunu kendim çektim. Kliplerimde yönetmenlik yaptım, kliplerimin montajlarını yaptım. Hiçbir desteğim olmadı, açıkça söyleyeyim. Hiç kimseden bir desteğim de olmadı. Bunu yaptığım için de çok mutluyum. Çünkü konserlerinde insanlar sadece beni dinlemeye geliyorlar. Senin gibi pek çok da isim var değil mi bu şekilde, evet, olan? Evet. Gerçekten dişiyle tırnağıyla. Bu konuda sanıyorum özellikle sosyal medyayı kullanmanız gerekiyor. Sosyal medyayı çok iyi kullandım. Yani Facebook olsun, Twitter olsun, Instagram olsun, YouTube olsun. Evet. Bunlarda resmi kanallarım var. Hı-hı. Sanatçı kanalı. YouTube'da özellikle. Oradan dinleyicilerimiz bizi bulabilirler, kliplerimizi, yaptığımız çalışmaları izleyebilirler. Hatta yeni albümü de, bu Hauna Derev çıkacak albümü de ilk olarak kendi kanalımda yayınlayacağım. Evet. Bunu oradan da dinleyebilirler.
Yani sıkıntılar çok. Sıkıntılardan öte Türkiye'de Kürtçe müziğin de biraz itildiği, kakıldığı dönemlerden daha bir böyle popüler olduğu dönemden şimdi daha az popüler olduğu bir dönem var maalesef. Çözüm sürecinde bir parlatılmıştı sanki. Evet, bir parlatılma şimdi vardı. Şimdi var olan tek kanal işte muhalif medya. Muhalif medya da çok az kanallar var. Bu az orada da Kürtçe müziğe çok kısıtlı yer verildiğini görüyoruz. Orada da Kürtçe müziğe kısıtlı yer veriliyor. Yani hep itilen kalkılan bir şey olmuşuz. Ama mücadeleci bir ama biz yani ortam. Piyasanın yaptığı daha çok popüler olan şeyi de yapmıyoruz. Biz bu kültüre bir katkı sağlamak istiyoruz. Evet. Bir çakıl taşı koymak istiyoruz. Biri Kürtçe müzik dinlediği zaman Lele Lolo'dan, ağıtlardan, halaydan veya siyasi müzikten ayrı dünyaya açılan bir pencere olduğunu, Kürtçe müziğin de Kürtçe diliyle yapılan müziğin de aslında modern formatlarda olduğunu göstermek amaçlı evet yapıyoruz. Bir nevi bunun misyonunu yüklenmişiz. Aslında yani dünya müziğine baktığın zaman kimse bu misyonda değil. Herkes kendi yüreğinde ne geliyorsa söylüyor, yapıyor. Ama evet, bizim olayımız biraz daha farklı. Bizimki biraz şey yani hani bir misyonumuz var. Bir şeyler evet yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Doğru. Mesela Kürtçe müzik denildiğinde gerçekten Civan Hacıok, işte biraz önce söylediğimiz gibi Komivatan, yani aslında tarihinde var modern müzik ama nedense Kürtçe müzik denildiği zaman akla ilk gelen bir tepede işte halay çeken bir grup. Gösterilen bu. Gösterilen bu. İşte insanların da sanıyorum bilinçaltına bu yerleşiyor. Kürtçe müzik deyince işte halay çeken bir grup, bir taşın üzerinde oturmuş, ya aslında, Lele Lolo diyen, sanki hani bunu söyleyen, biraz arabeski kayan, sanki böyle bir imajı var Kürtçe müziğin. Aslında Kürtçe gösterilen bu, evet, gösterilen bu, olan da bu. Yani biz olan kendimiz, da bu diyerek haksızlık etmeyelim. Biz kendimizi, çok insan var modern yok, müzikle ilgilenen. Yok, var da onlar daha çoğunluk. Evet, maalesef. Onlar daha çoğunlukta olduğu için daha çok görünür oluyorlar ve insanlar popüler medya yani popüler olan şeye daha çok ilgi duymaya başlıyor. Evet. Gösterilen şey neyse ona yönelik kanalize oluyor. Evet, bir şeyin daha çok gösteriliyor olması aslında onun daha çok sevildiği anlamına da gelmez. Belki bu zevklerle oynanıyor anlamına gelebilir. Türkçe müzikte de böyledir. Evet. Türkçe müzikte de böyledir. En iyi müzisyenler çok fazla dinlenilmez. En iyi şarkılar çok fazla dinlenilmez. Genelde popüler kültürden olan insanlar daha ön plandadır. Kameralarda, televizyonlarda, magazinlerde vesaire. Bizim de böyle bir sıkıntımız var. Yani biz farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. İnsanların bunu seveceğini de düşünüyorum ama o kadar alanlarımız kısıtlı ki konser veremiyoruz mesela. Değil mi? Yani Şişli Kent Kültür Merkezi'ne mesela atıyorum, başvuruyorum, bin bir türlü şey çıkarıyorlar. Başka yere başvuruyorum, bin bir türlü şey daha çıkarıyor. Daha acısı Diyarbakır'da da yaşanıyor sanıyorum. Diyarbakır'da Kürtçe konsere bile tereddütle yaklaşan mekanlar var. Tabii. Çok ilginç. Çok ilginç, daha ilginç şeyler var, söylemek istemiyorum. O kadarına ama girmeyeyim. Diyarbakır'da bile ben konser verecek alanlardan sadece küçük kafeleri bulabiliyorum. Yani evet, kafelerde de yani kafeler de elbette bir ortam, bir şey, insanlarla buluşabileceğim bir mekan. Ama yeterli olmuyor. İmkanlar, teknik, ses düzeni, ondan sonra kitleye hitap. Yani ağız tadıyla böyle bir konser veremiyoruz. Konser veremiyorsunuz. Daha kaliteli anlamda ulaşamıyorsunuz. Evet. Belki hayranlarınıza. Peki, ama olarak çözüm sürecinde ben Siirt Üniversitesi'nde konser verdim. Değil mi? O zaman şimdi, daha rahat üniversitede şimdi açmak. Şimdi herhangi bir üniversitede mümkün değil konser vereme. Evet. İzin zamanımız vermiyorum. Az kaldı. Hamdi Derev'den biraz bahsetmek istiyorum son albümümüzden. Onun albüm hikayesine de ayrıca yer vereceğiz programın sonunda.
Hamine Derev'de kimler çalıştı? Pop rock bir albüm oldu. İyi isimlerle çalıştınız. Ortaya modern anlamda çok güzel bir albüm çıktı. Albüm çalışmalarına da denk geldiğim için söylüyorum. Kimlerle çalıştınız? Hamine Derev albümünde aranjörüm, yönetmenim Ayhan Oruntaş büyük bir rol oynadı. Albümünün %80'inde o var. Onun dışında bir şarkıda aranjör Alper Atakan rol aldı. Albümün isim şarkısı mıydı bu? Hauna Derev. Evet, Hauna Derev'de. Ne anlama geliyor peki? Yalan Rüyam. Yalan Rüyam. Şarkılar güzel oldu. Pop rock tarzında güzel bir albüm oldu. 9 tane eser var dediğim gibi. Yani Alper Atakan bu tanınmış bir şey değil mi müzisyen? Mehmet Erdem'le çalışan, evet. İşte aranjörlüğünü yapan. Evet. Ayhan Orhuntaş da yılların müzisyeni. Ayhan Orhuntaş da çok değerli, kıymetli bir müzisyen. Barış Akarsu'nun yapımcılığını yapmış. İlk Ayakkayalar'la çalışmış. Evet. Sanıyorum şeyi de dikkatimi çekmişti. İsmail Soyberk. Evet. İsmail Soyberk de ünlü bir bas gitaristtir. Ha. Yani bu birçok albümde yer almış bir insandır. O da tabii benim bütün albümlerimde olduğu gibi bu albümüne de katkıları oldu tabii. Evet. O zaman albüm hikayesini getirelim ekranlara. Evet, orada zaten detaylı ve anlatıyorum albümle ilgili. Değil mi? Albümle evet. ilgili bütün ayrıntıları, bilmemiz gerekenleri o zaman seyirciyle buluşturalım. Albüm sonrası da hemen veda edelim. Sizi albüm hikayesiyle baş başa bırakıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne olacak bizim böyle işimiz? Bilmiyorum hocam, biz meşgul adamız. Kapı çalıyor duymuyorsun. Alıyoruz. Randevunuz var mı? Var. Şefek, şifahize bu, tebiyon. Stüdyo var Utopya'da. O hemji vak albüm akva sersekini o kedavi gelip mazda. Biraz bir spasya bildik. Albümünde çeşitli şekillerde katıldım. İlk kez burada albümü bütün sound'uyla, bütünlüğüyle ilgili bir pozisyondayım. Bu aslında benim için çok büyük bir sorumluluk. Çünkü albümün dili Kürtçe, hakim olmadığım bir dil. Ancak ilk duyduğumdan beri çok beğendiğim bir müzik yapıyor Dilcen. Yaklaşımı çok hassas, Kürtçe dili itibariyle yaklaşımı çok hassas. Burada şarkıların içeriğine bakmasak bile müzikal olarak, bir tını olarak ele aldığımızda
dünyadaki diğer herhangi bir müzik dinleyen beğenisine sunulan, insanların beğenisine sunulsa aynı seviyede hoş karşılanabilecek güzellikte bir müzik oluşuyor. Yani şunu söylemek istiyorum, çok evrensel bir müzik duyuyor Dijen Rumi'de. Ve albümü de Haskir'in heye, ve albümü de Jehev'e katandın heye, Nerazibun heye, Gazın heye, ve albümü de Evin heye, Hevi heye. Naveruka ve Lisser Evin heye, Lisser Aşk heye. دلی من پریشان خونه که چاوه من ya Koma Vatan ya Kerem Gerden Zeri Binave Sine Avji yani arz talep ilişkisine bağlı bir müzik yapılmalı. Daha çok sanatsal bir özellik taşıyor. Aynı zamanda da müzikal kariyer açısından kilometre taşı olabilecek bir albüm çalıştığımızı düşünüyorum. En azından bu çaba içerisindeyiz. Albümün kayıtlarını Ütopya Müzik Stüdyoları'nda yaptık. Onun getirdiği demoları dinlediğimde hemen zaten finalde nasıl müzikler olacağı kafamda canlanmıştı. Bu konuda da Dijen Rumi ile aynı düşündüğümüzü gördüm. Bir ayda bitirmeyi planlıyordum ben kendi takvimime göre ama bir ayda yalnızca ana hatları halledebildik. İkinci ay okuma, üçüncü ayda mixler, üç ay oldu. Ben güzel güzel bir ayda bitiririz diye planlıyordum. Böyle planlamıştım maalesef. İnşallah üç ayda bitiririz. Oh. Bugün de iyi bitti. Hocam nasıl oldu albüm? İçinize sindi mi? Geliyor işte dinlediğiniz gibi oldu. Jedelaki daravi
بینه که سر خوش بیش یارده بم جنوبه جخونه که دروی. Bunun çok iyi olduğunu zaten söylüyorum ya, buna inandığım için bu işte çalışıyorum. Çok iyi bir Arabi. Ancak dünyanın neresinde olursan ol, bu beğeni insanların beğenisiyle ilgili. Bir kere iyi müzik her yerde karşılığını buluyor, iyi yapılan şey karşılığını buluyor. Ticari anlamda hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ticari çok başka bir şey günümüz sisteminde, şarkı satmak, şey yapmak çok farklı bir prosedürle işliyor. Ancak çok iyi bir tepki alacağını, birçok platformda çok iyi yerlere dinleneceğinden eminim şarkının. Aynı uzun zaman sürecinde de düşünürsek, bu uzun zaman zarfında da yerini çok iyi koruyacağını, gittikçe üst yerlerde, sürekli üst raflara, önlere taşıyacağını düşünüyorum. DJ'nin tercih ettiği birkaç tane müzisyen vardı. Onlarla çalıştık. Zaten şarkılar kimden istediğini belli ediyordu çalarken. Bu konuda da DJ'nle de hemfikir olarak bu müzisyenle çağırdık. Bizim için en önemli ustalardan biri İsmail Soyberk'ti. İsmail Soyberk'e bir de ilk defa herkesin yapmadığını yaptık. Önce dışarıdan müzisyen olarak İsmail Soyberk'i getirdik. Önce İsmail'le parçaları çaldık. İsmail'le çaldığımızda bir nevi bir ustayla şarkıları test etmiş olduk. Çok beğeni aldık. Bu beğeniyi görünce de emin olduk. Ruşen Alkar, hünermend Ruşen Alkarji vokalistiya ve albümü kiriye. Ez bavarım albüm hüne bence binin jiberku gelik strane hoş dedi hene. Keda benç sağlaya. Bepers deriye jianam gel.